Bir önceki videoda bir deney tasarlamıştık. Bir ilacımız vardı ve ilacın kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğunu düşünüyorduk. Kan şekerinin düzenlendiği ya da kontrol altında olduğunu gösteren bir göstergeye ihtiyaç duymuş ve bu göstergenin kan testlerinde de kullanılan hemoglobin A1C olmasına karar vermiştik. Kan Akademi'de A1C ile ilgili bir videomuz da var. İlgilenenlere duyurulur. Bu kan şekerinin 3 aylık bir süredeki ortalamasını verir. İlacı kullanıp kullanmamayı açıklayıcı değişken olarak almıştık. Bağımlı değişken de bunun hemoglobin A1C seviyesi üzerindeki etkisiydi. Son derece klasik bir şekilde bir kontrol bir de deney grubundan oluşan bir deney tasarlamış, insanları kontrol ve deney gruplarına rastgele bir şekilde atamıştık. Gruplar arasında, ee, bir önceki videoda bundan ayrıntılı bir şekilde bahsetmiştik. Evet, gruplar arasında kadın sayısı açısından bir dengesizlik olmaması için de blok tasarımı yapmış. Yani 60'ı kadın, 40'ı da erkek olan 100 kişilik grubumuzu 60 kadını rastgele olacak şekilde 30'ar 30'ar, erkekleri de yine rastgele olacak şekilde 20'er 20'er 20 er iki gruba atamıştık. Bu sayede cinsiyetler arasında herhangi bir dengesizlik olmasını engellemiştik. Deneye katılanların A1C seviyelerini deneyden yani ilacı ya da plaseboyu kullanmalarından önce ve bir de ilacı ya da plaseboyu kullandıktan 3 ay sonra ölçmüştük. Deneyi sonuçlandırmak için de bu sonuçlar arasında dikkat çekici bir fark olup olmadığını da incelemeye başlamıştık. Evet bu son derece iyi ve klasik bir deney tasarımıydı. Deneklerin ilacı mı yoksa plaseboyu mu kullandıklarını bilmemeleri için deneyin bir kör deney olmasına da dikkat etmiştik. Buna ek olarak ilacı ya da plaseboyu deneklere veren hemşire ya da sağlık uzmanlarının da neyin ne olduğunu bilmemeleri için deneyi çift kör bir deney olarak tasarlamak da mümkündü. Bu arada tüm bunlar deneyin kusursuz bir deney olmasını sağlamıyorlar. Yani bir deney çoğu zaman kusursuz değildir ve bu yüzden de elde edilen sonuçların tutarlı olup olmadıklarının görülebilmesi için deneylerin tekrarlanabilir olmaları gerekir. Yine de tasarladığımız bu deneye bazı değişkenlerin etki etmesi olasılığı var. Kadın erkek sayısında dengesizlik olmasını engellemiş olabiliriz ama belki de yaptığımız rastgele dağılım sonucu deney grubuna daha fazla genç insan düşmüştür ve belki de bu genç insanlar ilaca daha iyi cevap verir. Yaşlı insanlarda ilacı kullandıklarında kan şekerlerinin düzene gireceğine inandıkları için belki de yeme alışkanlıklarını değiştiriyorlardır. Kim bilebilir ki? Demek istediğim deneye yaş, deneklerin ülkenin neresinde yaşadıkları ya da herhangi başka bir şey etki edebilir ve deney tasarımı sırasında bunlar arasında bir dengesizlik yaratmış olmamız söz konusu olabilir. Bu durumu kontrol altına alabilmenin yollarından biri eşleşen çiftler tasarımını kullanmaktır. Not edeyim eşleşen çiftler tasarımı. Bu tasarımda blok tasarımı ya da rastgele örnekleme yerine insanları yine rastgele bir şekilde deney ve kontrol gruplarına koyarız. Ölçümlemelerimizi yaparız ve sonra deney grubundakileri kontrol, kontrol grubundakileri de deney grubuna koyarak deneyi tekrar ederiz. İsterseniz bu deney üzerinden devam edelim. İlk 3 ayda deney grubunda 50 kişi var. Kontrol grubunda da 50 kişi var ve plasebo'yu alıyorlar. A1C seviyelerine ne olduğunu ölçtükten sonra bu insanların yerlerini değiştiriyoruz. Bu grubu alıyoruz. Bu arada bu bir kör deney olduğundan bu insanlar hangi grupta olduklarını zaten bilmiyorlar ve kullandığımız haplar da birbirinin aynısı olduğu için ikinci üç ayda bu insanlar kontrol grubunda oluyorlar. İlk üç ayda ilacı kullandılar. A1C seviyelerine ne olduğuna baktık. Şimdi de ikinci üç ayda plaseboyu kullanacaklar ve A1C seviyelerini yeniden ölçeceğiz. Aynı şekilde diğer grup değişecek. Yani placebo'yu kullanan bu insanlar da ilacı kullanmaya başlayacaklar. Yani deney grubunda olacaklar. Buradaki önemli nokta herkes aynı uygulamadan geçtiği için. Yani bir dönemde bir grupta diğerinde de diğer grupta oldukları için yaş, ülkenin neresinde yaşadıkları veya farklı davranışlar dengesizlik yaratmaz, sonuçları çarpıtmaz ya da yanlı bir sonuç elde etmemize sebep Olmaz. Gördüğünüz gibi bu ilginç bir şeydir ve bu videoda ya da diğerlerinde bahsettiğimiz bu tasarım örneğin burada tıp alanındaydı. Eminim diğer alanlarda da kullanılıyordur ama önemli olan yapılacak şeylerden hangisinin pratik olduğudur. Buna ek olarak yansız ve gerçek bilgi elde etmenizi sağlayacak açıklayıcı değişkeninle bağımlı değişken arasında bir neden sonuç ilişkisi olması da son derece önemlidir.